Efendim, hemen çok kıymetli bir hocamıza devam edeceğiz. Uzaklardan geldi bizim için, bilgilerini paylaşacak. Syracuse Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ercüment Arvas'ı davet ediyoruz. Buyurun efendim. Hocam oturarak söyleşi yapalım demiştiniz. Mikrofonunuzu arkadaşlar veriyorlar. Estağfurullah. O zaman mikrofonunuzu versinler arkadaşlar. Buyurun hocam. Tamam mı? Büyüklerime hürmet, küçüklerime sevgilerimi sunarım. Buyurun hocam. Evet. Şimdi hafif bir giriş yapayım, ondan sonra Akın Bey istediği soruyu sorabilir. Peki, siz dinliyoruz hocam. Şimdi gençler, burada bir zincir var, kırmızı bir halka var, görüyor musunuz? Sonra burada yazmış, okul bitti, hayat başladı. Hayatı kırmızıyla yazmışlar. Yani dikkatinizi çekmek için, önemli olduğu için, biraz da korkutmak için. Ama sakın korkmayın. Allah var, gam yok. Bu benim sözüm değil. Anlatacağım kimin sözü olduğunu ileride. Efendim, bizim yapmamız işte nasihat, hafifçe özgeçmişimizi belirtmek, bazı sorularınıza da cevap vermek. Benim ismim işte Ercüment Arvas. Van'ın Çatak kazasında doğmuşum. Çatak kazası ilçesi hemen hemen Türkiye'nin en küçük ilçesi. İlkokulu orada bitirdim. Ortaokul olmadığı için ilçede Van iline gittim. Orada akrabalarımın evinde kaldım. Ortaokulu bitirdim. Çatak'a ortaokul açıldı. Ama lise yok. Liseyi de mecburen Van'da okudum. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittim. Fakat o zaman sizin gibi böyle göz açık, planlayıcı değildim. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi imtihanlarına girmeden 6 ay değil de 5 ay öncesine kadar, 3 ay öncesine kadar öyle bir üniversitenin varlığından haberdar değildim. O zaman üniversite imtihanları bütün üniversiteler bir imtihan yapıyordu, bir de ODTÜ başka yapıyordu. Bir akrabamızın teşvikiyle, o çok uzun bir hikaye, Orta Doğu imtihanlarına girdik. İmtihan Van'da yapıldı. İki sefer yapıldı. İlk imtihanda sorular çalındı diye imtihan iptal edildi. İyi ki iptal edilmiş, yoksa kazanmazdım kesinlikle. Bir ay sonra ikinci imtihan yapılınca sorulara aşina olduğum için bir ay kampa girdik, faydasını gördük. Sonra Van'dan İstanbul'a trenle gelirken yolda bir teknisyenle aynı kompartımandaydık. O dedi ki, bak dedi, sen mühendisliği kazanmışsın madem, sen elektrik elektronik mühendisi ol. Çünkü dedi, ben falan dağın başındaki radyolink istasyonunda çalışıyorum. Oraya bazen böyle mühendisler geliyor, şu bu. Ha iyi dedik. Bizim meslek seçimimiz de böyle oldu. Sonra geldik ikinci mevzu, ümitsiz olmayacağız. En kötü hastalıklardan birisi ümitsiz olmaktır. Benim kayınpederim vardı, merhum Şerif Onat. İlkokul mezunu muydu değil miydi bilemiyorum. Herhalde şeyde, daha mezun olmadan veya olacağı sırada harfler değişmişti. Artık tamamen şey kalmıştı. Yani ondan sonra da okumamıştı. Tahsilsiz kalmıştı diyeyim. Onun bir sözü vardı. Sözünü izah etmeden önce şöyle diyeyim. Bizim Anadolu'da biliyorsunuz, altın bulundurmak bir nedir? Bir güvencedir. Altını kimse gidip bozmaz. Ancak çok sıkışık durumda olursanız altını bozarsınız. İşte benim kayınpeder derdi ki, altını boz, keyfini bozma. Tamam mı? Yani her hali şart, her halükarda, şartlar ne olursa olsun aman ümitsizliğe kapılma. Maddi zarar olmuş olsun, sınıfta kalmışsın, ne olursa olsun mühim değil.
sosyoekonomik sebeplerden dolayı düşmüşsün. O senin suçun değil. Ama keyfini bozma. Kalkmamak senin suçundur. Kalkmaya gayret edeceksin. Benim arkadaş talebelerime söylediğim bir söz var. İngilizce söylüyorum. Diyorum ki you do the best, forget the rest. Sen elinden geleni yap. Mükemmel bir şekilde elinden geleni yap. Ondan sonrasını aldırma. Murat abi dedi ya, iyi bir doktorsan nihayet gelip seni bulurlar. Sen elinden geleni mükemmel bir şekilde yap. Şimdi bir de bizim eski bölüm başkanımız vardı. Onun hoşuma giden bir sözü var. Diyordu ki yeni gelen öğrencileri, bizden bir öğrencilere müşteri gözüyle bakılır. Müstakbel öğrencileri efendim şeye çekmek için konuşma yapar her bölüm başkanı. Onun da tipik bölüm konuşması şuydu. Bizde diyordu DCC kulübü var. Ona üye olun. DCC don't complain, compete. DCC, DCC. Şikayet etme. Bilakis rekabet et. Çalış, yani durma. Bu ikisi olacak. You do your best, forget the rest. Ondan sonra da DCC kulübüne üye olacaksınız. Eskiden, şimdi de var ya, bazı yerlerde görürdüm bu hattatlar yazmışlar eski harflerle. Bu da geçer yahu. Benim ofisimde de var o. Yani ne olursa olsun geçer. Ümitsizliğe kapılıp performansınızı düşürme, moralinizi bozmayın. Moral bozulunca performans düşer. Performans düşünce moral daha çok bozulur. Bu bir fasit dairedir, gider gider ta ondan sonra kuyunun dibine düşürür. Her ne olursa olsun evvelallah biz bu işin hakkından geliriz demek lazım. Şimdi babamdan dinlemiştim. İki fare süt kazanının etrafında dolaşırken veya üstüne çıkarken düşmüşler kazanın içine. Bir iki sefer zıplamışlar çıkmak için yok. Biri demiş bu iş bitti, kendisini bırakmış, vefat etmiş. Öteki yılmamış, habire zıplamış ama bir türlü kazanın kenarına ulaşamıyor, dışarıya atlayamıyor. Bir, iki, beş, on, yüz o kadar zıplamış ki sütün üstü yağlanmış. O zaman çıkmış yağın üstünde oturmuş. Batma tehlikesi yok. Ev sahibi gelip sütü alırken şu bu kazandan süt dökmeye çalışırken atlamış gitmiş. Yani hiçbir zaman pes etmek yok. Yine bir yerde okumuştum. Diyor ki bir komutan işte bir savaşta yenik duruma düşmüş. Bir harabeye sığınmış. Bakmış ki bir karınca kocaman bir yükü almış. Duvara tırmanıyor. Biraz çıkıyor düşüyor. Biraz çıkıyor düşüyor. Diyor saydım baktım 70 sefer mi ne. Sonunda çıktı. Ha bu da bana diyor örnek olsun diyor. Arkadaşlar toparlanın yavaş yavaş bölüğümü, tavırımı toparladım. Sonra da biz bu harbi kazandık diyor. Bu benden önceki konuşmacılar hep söylediler. Ben de böyle ufak tefek not aldım. Aslında hepsini duymuşsunuz siz. Şimdi dediğim gibi şans, hangi konuşmacıydı bilmiyorum, şans faktöründen bahsetti. Doğru. Onun Türkçesi kısmettir. Siz donanırsınız, elinizden geleni yaparsınız, ondan sonrası kısmettir. Nedir öyle bir şey vardır, bir şiir vardı. Kısmetindir yer yer gezdirir seni, gafil olma bir gün yer yer seni. Bir bak ben nerede, ben Çatak'ın, işte Van'ın Çatak kazasında doğmuşum. Dediğim gibi ortaokul yok. Ama şöyle böyle rüzgarlar esmiş, ırmağın üstündeki saman çöpü gibi. Ta bir yerlere gitmişiz, efendim biz gittik zannediyoruz. Biz gitmemişiz. Ama bize düşeni yapmışız. Dediğim gibi bana düşeni yaptım çok şükür. Eskiden de bu bana düşen de çalışmaktır. O çok önemli. Eskiden dükkanlarda yazardı. Levhalar olurdu. Allah'ın dediği olur. Şimdi çok az dükkan da kalmadı ya. Efendime söyleyeyim. Bir de El-Kasibu Habibullah yazardı. Çalışanı Allah sever.
Benim böyle bir teorim var. Şimdi siz öğrencisiniz. Farz edelim ki 3 gün sonra matematik imtihanı var diye siz matematiğe çalışırsınız ama aslında fizik imtihanı vardır. 3 gün sonra siz gidersiniz, matematiğe çalışmış bir şekilde gidersiniz, bakarsınız ki fizik imtihanı. O fizik imtihanından başarılı olursunuz. Matematiğe çalışmış. Çünkü sizden istenen çalışmaktır. Bir yanlışlık olmuş canım. Biz matematiğe çalışmışız. Yeter ki boş durma. Cesaretli olalım. Risk alalım. Hata yapalım. Kim hata yapmaz? Hiçbir iş yapmayan hiçbir zaman hata yapmaz. Ben bir ara Amerika'da yazın bir devlet müessesesine diyeyim, fazla söylemeyeyim. Çalışmaya gittim. Öğretim üyelerinin öyle imkanları var. Adam biri beni çekti kenara, dedi ki bak kardeşim dedi. Sen burada dedi hiçbir iş yapmazsan kimse sana hesap sormaz. Ama hata yaparsan sorulur ona göre. Hata yapma, hiçbir iş yapma. Yani hiçbir iş yapmayan hata yapmaz. Ama iş yapandır hata yapar. Hata yaptıkça da öğrenir. Özal, merhum Özal. Hepimiz Özal'a o kadar borçluyuz ki gece gündüz ona Fatiha okusak, Yasin okusak azdır. Özal'a dediler ki özel televizyon kanalı kurulmaz. Kanun var. O da içinden söyledi. Ulan böyle ahmakça kanun mu olur? Yavrum sen git Azerbaycan'dan, oğlum sen git Avrupa'dan özel kanal kur, yayını yap. Bakalım bu kanun nereye kadar gider? Nitekim kanunun yanlış olduğu ortaya çıktı. İşte şimdi bilmem kaç tane kanal var. Özel üniversite konulmaz. Özel dedi ki bak nasıl kurulur. İşte dediğim gibi Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta, şurada burada özel üniversiteler kurarak bu şeylerin, bu yanlış kaidelerin, yönetmeliklerin, kanunların kalkmasına ön ayak oldu. Önümüzü açtı. Allah rahmet etsin. Bir de bu cesaretli olmak, risk almak konusunda merhum bizim bir Musa abi diye bir abimiz vardı, vefat etti. Onun hikayesi var, çok hoşuma gidiyor. Belki birkaç sene önce de kariyer zirvesinde bahsettim. Diyor ki, diyor Türkiye'de, ona da bir profesörü anlatmış. Diyor ki, genel müdürün birisi açmış bir genel, başka bir genel müdüre, ya demiş benim kayınbirader üniversiteden mezun oldu, iş lazım. Ben kendi müessesemde alırsam işe laf olur. Sen bizim kayınbiradere iş ver de bir gün ben de sana şey yaparım. Olur demiş, gelsin. Gitmiş bu kayınbirader. Şimdi bu iş veren genel müdür demiş ki ya bu zaten torpilli geldi. Benim memurlar da doğru düzgün zaten çalışmıyor. Şimdi ben buna da laf geçiremem. En iyisi ben bunu ayrı bir yere koyayım da bundan kötülük diğerlerine bulaşmasın, tembellik bulaşmasın. Sen demiş kapının önüne bir sandalye koymuşlar. Kaç kişi geliyor demiş müesseseye, günde sayacaksın. Olur. Birinci günü akşam işte efendim 150 kişi geldi. İkinci günü akşam rapor veriyorum. İşte 180 kişi geldi. Bunun 90'ı dairemizin falan yerine gitti. 80'i falan yere, 20'si şuraya. Üçüncü gün efendim işte gelenlere sordum. Çıkarken ankette işte memnun musunuz? Hangi daireden memnun? Şu daireden memnundurlar. Bu da. Dördüncü gün gelmiş genel müdüre demiş ki efendim demiş halkla ilişkiler dairemizin işlerini ben beceremiyorum. Bana sekreter lazım. Yani size verilen yetkileri kullanırsanız, sahanız genişler, işinizi yaparsanız, sizden beklenenden daha iyi yaparsanız, diliniz de çıkar. Millet üstünüz de altınız da sizi dinler. Onun için, you do the best, forget the rest. Yönetici olanlar için de, yine başka bir sene bir şirkette çalışıyordum yazın. Ya baktım ki bu bizim şey, tabii belki yüzlerce öğretim üyesi var, araştırmacılar var. Bunların başındaki arkadaş ofisinde oturmuyor. Bir konuşmacı da öyle söyledi. Habire geliyor. Her gün ama. Uğruyor bana soruyor mesela, Doktor Arbaz ne yapabilirim? Senin kompütürlerin tamam mı? Bağlantı şu bu. Bir ihtiyacın var mı? Ben de diyorum ya önce dedim ki bu adam şey yapıyor. Herhalde kontrol ediyor. Gelmiş miyiz işe, gelmemiş miyiz, kaytarıyor muyuz? Hayır. Sonra anladım ki gerçekten adamın gayesi o. Çalışanlara bakıyor.
ne ihtiyaçları vardır? Hayatı onlara nasıl daha rahat yapabilirim? İşte eskilerin bir sözü var. Lider kavminin hizmetçisidir. Yani oradaki bu başkan da çalışanlarına hizmet etmek peşindeydi. Çünkü çalışanların başarısı onun başarısı olacaktı. Aynı adam ve bendeniz bir üniversitenin elektrik mühendisliği bölümünün yönetim kurulundayız. Advisory board dediği. Senede bir sefer toplanırız. İşte üniversitenin elektrik mühendisliği bölümü nasıldır falan filan. Ona soru sordular. Daha doğrusu hepimize sordular. Dediler ki siz dediler talebelerimize ne öğretmemizi tavsiye ederseniz ileriye hazırlamak için. Çok enteresan. Dedi Çince öğretin dedi. Yani adamdaki o vizyon, o ileri görüş Çince öğretin dedi. Çünkü hayatın gerçekleri işler Çin'de olacak. Şimdi bizim okulda profesörlerin adetidir. Böyle pencerelerine, kapılarına bazı şeyler asarlar. Hava atmak için. Resimler asarlar. Birisi de 20 başarılı olmanın 20 yolu, 20 şartı diye bir şey yazmıştı. Hiç unutmuyorum. Birinci şart diyor, iyi bir evlilik yapın. Eğer bunu yapamazsanız diğerini okumayın. Diğer 19 şartı okumayın. Ha, iyi bir evlilik yapın. Bir an önce yapın. Efendime söyleyeyim, hanım kız kardeşim dedi ki evlilik işte bize problemdir, şudur budur. Ya evlilik ise en büyük nimettir. Çocuk olması daha da büyük bir nimettir. Hele başbakan duysa var ya, üçten aşağı olmasın diyecek. Toparlayalım. Görüşürüz. Epek. O zaman benim kendi konum master ve doktora. Ben orada daha çok doktora talebeleriyle uğraşıyorum. Yaklaşık 30 kişiye doktora verdim. Son doktora talebem 2 ay önce mezun oldu. Benden sadece 12 yaş büyük. Tamam. Adam bir yüksek okulda senelerce profesörlük yapmış ama doktorası yok. 10 sene önce geldi, doktora yapacağım dedi. Biz de Hudri Meydan dedik, şu şartları hepsini karşıladı. 2 ay önce bitirdi. Şimdi ben, tabii herkes master doktora yapmak zorunda değil. Yapanlara tavsiyem, bilhassa Amerika'da veya başka bir yerde de yapabilirler. Bunun için şimdiden hazırlıklı olmak, bazı şartlar var. Not ortalamanız yüksek olacak. Referans mektupları önemli. Hocalarınızın gözüne gireceksiniz. Ondan sonra bu TOEFL, GRE, GMAT denen imtihanlara hazırlanacaksınız. Öyle olunca Amerikalılar mesela size para verirler. Üç türlü para verir. Bir, sizi bir araştırmacı olarak alır. Bir hocaya yardım edersiniz. Research assistant. Sizden para almaz, üstelik para. Veya teaching assistant dedikleri ders vermede yardım edersiniz. Veya çok kaliteliyseniz derler ki kardeşim sen ileride büyük adam olacaksın. Gel bizim üniversitede oku, mezun ol da ileride dersin ki ben falan üniversiteden mezun oldum. Bu da bizim reklamımız olur. Gel sana bedava hiçbir iş yapmadan ders parası almayacağız, sana para vereceğiz. Buna da fellow derler. Sözün kısası gayretli kişilere imkanlar çoktur. Türkiye'de de devlet imkanları da çoktur. Bir sürü Türkiye'den burslu gelen arkadaşlara da yardımcı olduk. Zamanımız bitiyor. Evet, benim efendim. Sözüm bitmez. Peki. Buyurun. Bizde soru çok. Bizde de sorular bitmiyor ama gençlerden soru soracaklar, sorularını hazırlayanlar var mı? Ben tamam, arkadaşlara mikrofon giderken ben bir soruyla o zaman kazanalım. Şimdi yurt dışında da gençler, Türkler bizim arkadaşlarımızla gidip oralarda eğitim almak istiyorlar. Siz değerli hocalarımız da onlara bilgilerini aktarıyorlar. Bir özgüven olması için soruyorum arkadaşlara. Bizim bir eksiğimiz var mı oradaki öğrencilerden? Oradaki öğrencilerle siz birçok uluslararası öğrenciye işte doktora çalışmaları, master çalışmalarına birlikte oluyorsunuz. Bizim geliştirmemiz gereken özelliklerimiz ve güçlü yanlarımız neler? Nelere dikkat edelim? Şimdi tabii ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Bir de birkaç seneden beri Yıldız Üniversitesi'nde, Yıldız Teknik'te uzaktan kumandalı ders veriyorum. Bazen kendim de geliyorum. Onun için o iki üniversiteyi karşılaştırabilirim. Syracuse Üniversitesi'nin
elektrik mühendisliği, elektronik, elektronik aynı bizim orada. Eğitimiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin eğitimini karşılaştırırsam ODTÜ Syracuse'i 5'e katlar. Mübalağa değil. ODTÜ'de öğretilen bilgiler, şunlar, bunlar 5'e katlar. Yalnız bir şey, genel olarak Türkiye'den gelen arkadaşlar, Amerika'daki arasındaki fark, orada bir şekilde evet yaparım, yaparız havası var. Bizden gelenlerde acaba yapabilir miyiz havası var. Yani benim oğlum oradan mezun. Ya oğluma desek ki şimdi Mars'a gidecek bir uzay aracı yapabilir mi? Tabii baba yaparız. Yok yok. Ama efendim bunun için şu lazım, bu lazım. Onlar ikinci artık şey, ikinci kısımda gelen. O işte bizde eksik. O artık bir özgüven midir, o nedir bilemiyorum. Yoksa bizden gelen öğrenciler orada süper başarı, yani çok affedersiniz, övünmek gibi olmasın. Yani ben de burada öyle ODTÜ'nün yıldızı değildim ama orada yıldızı da geçtim, ayı da geçtim, belki güneş gibi parladım. Sonlara geçelim mi hocam? Ben bakayım arkadaşlara. Evet, arkada mikrofon hazır mı? Evet. Evet, hazır. Emre Avşar, Marmara Üniversitesi. Sorum, çocukluk döneminizde bugünkü bulunduğunuz konumu konuşmanızdan anladığım kadarıyla pek tahmin etmiyordunuz. Ama elbette ki bu, siz de bahsettiniz, kısmet dahilinde de bazı kırılma noktaları olmuştur hayatınızda. Bu kırılma noktalarında nasıl seçimler yaptınız? Yani buraya gelebilmeyi bu kırılma noktalarında hangi tercihlerle yani buraya nasıl geldiniz? O kırılma noktalarında ne gibi seçimler yaptınız? Bizim hayatımızda da acaba böyle hayal edemediğimiz noktalara gelirken kırılma noktalarında nasıl seçimler yapmamızı önerirsiniz? Kardeşim, onun cevabı bir sefer, ben küçüklüğümden, bırak küçüklüğü, ben diyorum ya liseyi bitirdim. ODTÜ denen bir üniversitenin varlığından haberim yoktu benim. Ama mümkün mertebe görevimi, benden bekleneni iyi yaptım. Lisede okuyorsam okudum. ODTÜ'de okuyor, orta okulda okuyor, okudum. Ne isteniyorsa onu yaptım. Ondan sonrası hep gelip çarpıyor insana. Tabii ki çarpınca soruyorsun, istişare dedik ya. Ha, şu imkan da var, bu imkan da var. Mesela ben Amerika'ya gitmeden önce bir firmada çalışıyordum burada. O firma beni İngiltere'ye göndermeye çalışıyordu. Hatta genel müdürü sonra çok önemli mevkilere geldi. Ya dedi, bak dedi, sen akademik kafalı bir adamsın. Onun için, senin şahsın için Amerika'ya gitmeni tavsiye ederim. Fakat benim firmamın lehine senin İngiltere'ye gitmen. Sorduk. Büyüklerimize sorduk. Amerika dediler, gittik. Ama yeter ki sen olgun ol. O kısmet, o şans gelip sana çarptığı vakit ondan sonra seçme hakkın olur. Kırılma noktası hep olgun olduktan sonra. Civciv yumurtadayken, ancak olgun olurken, olgunlaşınca, çıkmaya hazırlanınca yumurtanın kabuğunu kırar. Daha önce siz dışarıdan kırsanız veya kendisi içeriden kırsa yaşayamaz. Bir soru daha alalım hocam. Peki, orada hazırda, onu da alalım. Son sorumuz olsun. Bekleyen misafirlerimiz var. Evet. Duyuyoruz seni. Efendim, benim ismim Gürkan Güven Şahin. Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden bu sene mezun oldum. Hızlıca iki soru sormak istiyorum ben müsaadenizle. Tamam, hızlıca bir soru da olabilir. Neyse, eksini birleştirir. Ve diye birleştirirsin. Tamam efendim. Amerika'daki üniversitelerde verilen eğitim ile Türkiye'deki üniversite eğitimini kıyaslayacak olursak, Amerika'nın buradaki eğitim sistemine bakarak ne gibi artıları ve eksileri, artıları veya eksileri ön plana çıkıyor? Ve efendim, diğer sorum da hemen, Amerika'da yüksek lisans yapma imkanını, fırsatını yakalayan arkadaşlara bunu tavsiye eder misiniz? Tabii ben ikinci sorunun cevabı, Amerika'da yüksek lisans, master, doktora fırsatı olan herkese tavsiye ederim. Yani bu benim için, kendi şahsım için bulunmaz bir nimet idi. Çok şükür kullanma imkanım oldu. Bu bitti. İkincisi, Türkiye'deki şeyi karşılaştırmak, o biraz önce de bahsettiğim gibi bazı üniversiteler çok iyi. Fakat hazır mikrofon elime geçmişken içimde de bir ders. Orada burada söylemeye çalıştım, fazla dinleyen olmadı. Türkiye'de araştırma görevlisi mi diyoruz? Asistan, yani sözün kısası. Asistan
ve yardımcı doçentler. Bunlar işin eri erbaşı yani. Bunlar başka bir şeyle uğraşmaması lazım. Dışarıda çalışmamaları lazım. Geçimlerini aldıkları maaşla rahatlıkla yapabilmeleri lazım. Bir yardımcı doçente benim anladığım kadarıyla verilen maaş yetersiz. O da ne yapacak? Başka işle uğraşacak. Olmaz. Onun ileride işte efendime söyleyeyim verimli olması için, şu bu yapması için %100 kendi mesleğine odaklanması lazım. İkinci bir konu da belki çoğunuzu ilgilendirmez, çok az kişi var burada. Yardımcı doçentlerin doçent olmaları için müracaat ettikleri vakit bir sözlü imtihanı var. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Amerika'da bu yok. Onur kırıcı ve kötü kullanılmaya açık bir durumdur bu. Peki Amerika öyle yapıyor diye biz böyle yapalım mı? İlla hayır. Ama yanlışta ısrar etmek de olmaz. Muhakkak bunun düzeltilmesi lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam bir plaketimiz olacak size. Plaketimiz olacak. Eyvallah. Teşekkürler ve ağzınıza sağlık. Marmara Üniversitesi'nden Taha Akdağ hocamın plaketini vermek üzere. Taha burada. Hocam geliyor plaket. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Zamanımız. Estağfurullah ne demek? Bekleyen misafirlerimiz var. Estağfurullah ne demek? Sağ ol Açıntacığım. Eyvallah Taha'cığım. Gel bakalım hele. Biz şimdi bak. Bu filmler hepsi yanar. Biz çok yakışıklıyız ya. Çıkmaz mı? Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Sağ ol Akıncı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bunu istiyor musunuz? Götüreyim. Arkadaşlar alırlar efendim. İyi peki. Ben de sizin olsun.